Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliği sağlık versin. Hayırlı günler eylesin diyeyim. Hayırlı akşamlar diyeyim. Gördüğünüz gibi benim iftarcım var. Soframızı kurdu. Yemeğe başladılar. Sizlere afiyet olsun. Amcam burada. İşte yine akrabamız, Sabrimiz, Sedat'ımızı tanıyorsunuz, sahte sıvacımızı. Böyle bu akşam Allah'ın izniyle böyle iftarımızı burada açmaya nasip oldu. Çağırdım, geldiler. Ay halınıza sağlık amca. Sağ olun. Hadi bakalım. Bir de mutfağa bakalım. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Ekmek var mı? Keseyim, getireyim ben hemen. İki sefer yırttı. Ömrü bitmemiş ama işte. Takalım mı lütfen? Gidikleri izler isten bak. Buraya yetişebiliyor mu? Yok yok, alıyorum ben. Pek sevmem daha. Bu değil mi? Ne madalyası kazandın? İp çekme yarışı. İp çekme yarışı nasıl oluyor? Yani karşında adamları çekiyorsun. Kazanırsan madalya. Sana not koyuyorum. Ne oldu? Yok, ben şimdi yemeyeyim. Niye? Ne zaman yiyeceksin? Yarın. Ben şimdi yemeyeyim de. Şimdi yemeyeceğim, ne zaman yiyeceğim? Yarın yer, yarın. Yarın tutacağım. Tamam, tut. Boş tabağını alayım o zaman önden. Bugün niye tutmadın? 23 gün tutuyorum. Yarın 23 gün olacak. Ay maşallah maşallah. Sağ parayı veriyorum lan ben. Afiyet olsun. Arkadaşlar bayağı oldu tabii ki, soframızı kurduk. Yemek yemeğine başladık. Daha ben oturmadım. Tabii ki öncelik misafirlerimizin. Misafirler başımızın tacı. Bu her yerde vardır adet. Böyle kolu komşu, hısı mahraba işte. Evinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre çağırır. Şimdiki pandemiden dolayı çok insan çağıramadı tabii. Önceki sene balkondaki masayı açmıştım. Buraya soframı kurmuştum. O iki odaya kurmuştum. 5 sofra kurmuştum. Ama bu sene böyle oldu. İnşallah bu hastalıklar da uzaklaşır bizden. Depolup gider. Yine aynı eski neşelerimiz olur. Fikri yaktırma ağzına. Hadi ben de geleyim yanınıza. Gel. Yediklerinizden isteyin bak. Balın gibi ye. Yiyin yiyin. Çiğdem, tatlı niye koymadın sofraya? Ben sen çayın yanına koyarsan da. Çayın yanına da koyarız. Çayın yanına başka şeyler koyarız. Lokum, lokum. Evet. Size yere oturamazsın, yer sofrası kurmadım. Yeter be, yeter. Tatlı da tam şerbetini almış böyle var ya, mis gibi. Dedem öyle mi nerede orada? Bakıyorum. Bu yemekleri yemekçi yap. Bir bardak su verirsen. Tabii ki, ne demek. Olur mu? Bakmadım, bakmadım. Nereye bakayım? Bir daha dedim değildir, hani böyle yemek pişiriyor, yemeğe tuzuna bakmam hiç. Gözlere katarım, sofrada eksik olsa katıyor.
Hatta genelde tuzsuz yapıyorum ben yemeği. Tuzsuzun çaresi bulunur. Ben yerim, sen boş ver. Hani boş ver sen, bana ver. Misafir olarak görmüyorum ben onu. Ya buyurun. Hemen geldi. Çiğdem hadi Çiğdem. Fikriye öyle derken salatlığa tuzunu yağını karıştır derken sofrayı kurdu. Bana bir şey gelsin de Çiğdem. Nesin de ben getireyim. Sen otur. Çiğdem dedim. Çiğdem hangi birisini verecek? Bunlar diye mevcut olsun diye şeker ağzına geldiler dedi ya. Siz onlarda olsaydı yine geçecektim ben. İyi oldu değil mi ki? Bu oldu. Bir evi oldu, pasta bilgisi. Pasta bilgisi. Size diktin mi? Dünden de güzel yaptım. Nereden yaptın ya? Tatlı. Anam paşam benim. Tatlı yerim, tatlı onun için. Aynen öyle değil mi? Yemek için yaptık bunu. Ne güzel söylüyor bak. Kıvasın ne oldu? Ne güzel söyledi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyor. Aferin. Ben altından getirdim. Hepsini diktin mi yenge? Diktim ben. Diktim. Ama abi değil ama. Boyunca bulmuş. Şarsan ben de yardım et. Bakalım düzeliyor mu? Otur neden yeter. Buyur bir aşağıya. Yen tamam mı? Gidin, yine gel. Yediklerinizden isteyin bak. Teveccühün ortağım. Şimdi rahmetin herkesini gördün mü? Tallanın yüzüne yayılmış böyle koca. Kalmasın yemişler. Ben yine diktim. Aldım yeni çocuğum aldım. Çok sıklarımı aldım diktim. Ben de sana soracaktım. Sende bir de var mı iyi dedi. Ben de hidi her sene oluyordum ben. O sene ben bitiremedim hidi diye. Ben ekmedim hiç. Ben ektim. Çıktı ama kayboldu hidiler. Ben hazır hidim var yine yetiyor var da. Tallıyı çok ektim. Tallar çok. O evin aşağısında ektim de sen söyledin diye. Nasıl dedim? Çocuk da yanında sarmada bekletti. Evin aşağı sana. Şu an şey, sulu bir şey olur ha. Ne olur mu? Ben çok olmaz. Yanına pilav da koysun. Pilav alır mı aldım? Bu da yok. Yanına pilav da koy. Çiğdem ben kase alıyorum. Ben temiz tabak.
Ben gidiyorum. Hadi hayırlı akşamlar. Allah niyetini kabul etsin. Amin. Teşekkür ederim. Misafirim gelmiş. Ama çaya kalmadı. Ben gelirim çayımı içmeye. Tamam. Hadi Allah tamam. Niyetini kabul etsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi ya tamam hadi. Güle güle ayağınıza sağ olun. Sen de verme lan. Hingemin çantası vardı vereyim dur. Elini alışı ver, öne yazı ver. Fırlat geçsin daha sonra. Hadi hingeye kadar hırça kal. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Alo buncuk. Buncuk madına kıyım abisim. Ben o buncuk yiyeyim oyunu buncuk. Kaç lan git kaç. He sen geri kaldın. Ha kımış. Güzel tamam. Birini sevdim. Bu şekilde geliyor. Gel. Maviş. Sen onu saydın. Gel. Bizimler öyle ya. Birini sevdim. Burada geldi. Hadi yaşam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı akşamlar. Ben de korktum ha. Ne oldu be? Ne var ne? Sen de bunu gelin. Gelin de siz de gelin. Hadi hayırlı akşamlar. Maviş. Maviş maviş. Duymuyor ki maviş. Duymuyor musun? Abi sen görecek misin? Çık, çık, çık. Gitmiyor, sen daha güzel. Değil mi? Aynen. Sen daha güzel. Gel haydi. Biz misafirlerimizi yolcu ettik arkadaşlar. Biraz oturduk. Allah razı olsun, geldiler. Oturduk, muhabbet ettik. Yedik, içtik. Allah ne verdiyse yaptıklarımı. Sağ olsunlar. Güzel oldu. Güzel oldu. Allah razı olsun. Tabii ki biz biraz gösterdik başta. Sonra doğru da çekmedik. Uğurlarla gösterdik işte. En son Fikriye bizim halamımıza gitti. Muhabbet güzeldi değil mi? Güzel. Burada bayanlar. Burada erkekler. Ondan sonra güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir değişiklik oldu. Allah'ım herkesin niyetine kabul etsin. Onların da ayaklarına sağlık olsun. Ondan sonra böyle Ramazanlarda yemek vermek sevaptır yani. Böyle şenliklidir. Bizde adet böyle. Ondan evet. Sonra. Doğru. Değil mi? Tabii tabii. Evet. Biz de şimdi birer bardak çay alıp Şükrü'yle. Dedik hem de oturalım hem de muhabbet edelim dedik. Sizler karşısında. Çiğdem kızım da evimizin sıvasını yapan çocuğum, eşi. Hep bulaşıklarımla yıkadığınızca bana yıkatmadı hiç. Sadece bana çay bardakları kaldı yıkanacak. Onları da ben yıkarım. Allah razı olsun, onun da ellerine sağlık olsun. Amcam da, Selahattin amcam da evin üstünü gezmiş geldiğinde. Ben burada uğraşıyordum o zaman. Gezdi, beğendi. Çok beğenmiş, çok güzel olmuş demiş. İnşallah sizlere de gösteririm bir ev turu böyle de. Daha işte yerin şapları atılmadı. Daha bayağı bir eksiği var tabii. Ama gördüğünüz çok güzel oldu. Böyle tavan. Evet tavanı bile. Çok güzel. Güzel olmuş evet. İnşallah hayırlı yine gerisinde devam ettiririz, yaptırırız. Yeter ki can sağlığı olsun, hastalık olmasın. Tabii. Ölümden gayrısına çare var. Çaresizlik hiçbir şey yok. Ölümden gayrısına çare var. Yeter ki huzur olsun, mutluluk olsun arkadaşlar. Saat de bayağı geç oldu değil mi? Aynen. Oturdular yani bayağı bir. Ondan sonra ben de kalkıp işte bulaşığımı yiyeyim. Şimdi yerleştireceğim tabaklarımı. Bardaklarımı yıkayacağım. Böyle birkaç tabaklık nohut kaldı. Böyle 3 tabaklık yerler nohut kaldı işte. 3 kişilik. Çok az bir şey çorbam kaldı. Yendi yani sarma falan hepsi yendi. Yendi. Evet yendi. Azlıktı ama yani yendi. Güzel oldu. Bir farklılık oldu. Öyle işte şurası yoruldu. Yoruldu tabii. Allah razı olsun da yardım etti bana. İşte çaya, masayı toplamın yine toplarken. Çaya ben hiç kalmadım. O döktü, getirdi bardakları götürdü. Demlik duruyor orada. Şimdi. Evet. Sobanın üstünde demliğimiz doğru duruyor. Kalan çaylardan da dök birer bardak içelim böyle. Güzel oldu. Zaten biz yatana kadar da savurlu gece. Ben şimdi tabaklarımı topla, bardaklarımı topla derken. Zaman geçer. Zaman geçer. Geçer. Evet. Bir gideriz Kınalı'ya bilen bakarız. Öyle onları biz gece dolaşıyoruz arkadaşlar hayvanlarımızı.
mavisini akşam yiyeceğim, azıcık geç verdim bu akşam. Anam kapıya gelmiş, bana nasıl sarılıyor? Dedim ki senin karnın aç değil mi? Anladım. Onları da güzelce doyurdum. Onlara böyle ikişer kepçe nohut koydum. İkişer kepçe böyle çorba koydum. Güzel ekmekleri doğradım, kalan parça ekmeklere. Bir güzel yediler ki. Onları da doyurdum. Evet. İşte böyle şükürsta. Tatlımızı da çok beğendiler. Rasiye komşumla beraber yapmıştım. Rasiye komşuyu da çağırdım ama o da Melek dedi ya dedi. Başın sata kalabalık olacak senin dedi. Yok dedi. Ben çağırdım, onu da çağırdım. Ama o gelmedi. Belki başka yere gitmiştir. Öyle. Ne yapalım arkadaşlar ya? Hayat devam ediyor. Acısıyla tatlısıyla. Bana Cemre Bum'un oğlunu soranlar var işte. Oh. Hastanız nasıl oldu diye. İşte cuma günü uyandırmışlar. Bu cuma değil tabii ki. Daha geçtiğimiz cuma günü uyandırmışlar ama yani kendinde değilmiş. Doktorlar hani yavaş yavaş inşallah yavaş yavaş. İnşallah iyileşir, bekliyoruz iyi olmasını tabii ki. İnsanların hayvanları burada, mesela tavlaları var da. Böyle işte arkadaşlar. Herkes ekiyi dikiyor. Belki gelirler mi gelmezler mi de bilmiyoruz. Hani bir şey de demediler daha ama. İnşallah hep yardımcı oluruz. Ekip dikmeye de. Erdenin yanları öpülsüz, kimse yok. Yani Allah'ım hiç kimseye öyle. Allah sahipsiz yapmasın kimseye. Sahipsiz yapmasın. Şimdi bu yana insanın bu tarafa bakası gelmiyor. Hani Cemre'm buradayken hani daha tabii ki şenlikli oluyordu. Biz gidiyorduk, onlar geliyordu. Allah'ım kimseye kaza görsetmesin. Hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. Vallahi arkadaşlar, insan üzülüyor. Üzülmez mi? Çok üzülüyor. Nazım dayı gideli bayağı oldu herhalde. Nazım dayı gideli... 3 hafta geçti değil mi? Tabii geçti. Ha, 1 ay oldu. Aha 1 ay olacak. Ya. Pazar gün. Pazar günü 1 ay olacak. Evet. Pazar günü 1 ay olacak. Tabii ki pazar günü gitmişti Nazım dayı. 1 ay olacak Nazım dayıya şükür. O da hep böyle bekledi. Normal oluyor çıksın öyle gideyim. Hani yoğun bakımdan çıksın öyle gideyim diye. İşte. Allah şifa versin. Allah'ım hastalarımıza şifa versin arkadaşlar. Şimdi onlar olsaydı burada onlar da olurdu. Şimdi oturmuş olurlar. Şimdi şu an masada onlar da olmuş olurdu. Olur. İnşallah bir gün yine hep beraber oluruz. Onlar burada sanki bana bir anne baba gibi, vallahi ana baba gibi arkadaşlar, böyle bilmediğimi sorarım. Ne bileyim ben söylerim. Komşuluğumuz çok iyidir onlarla. Allah razı olsun. Diğer komşularla da iyi ama onlarla böyle daha sanki ne bileyim ben daha içli dışlıyız böyle. Güzel oluyor. Sohbetleri çekiliyor ya. Evet. Sohbetleri, konuşmaları daha düzgün ya. Çekiliyor evet Nazım. Komşuluğumuz daha güzel. Daha iyi. Yani birbirimize olmayanı hemen sevaplaşırız. Çayını hiç soğutma. Çok çay içiyorum. Bu akşam çok çay içtim. Çok içtim. Çok. Ama demlik de bitmedi değil mi? İyi ki bir yön almışım onu. Altını üstünü doldurdu Şükrü'sü. Zaten bizim demlik bir ürbük su alıyor arkadaşlar. Fazla alıyor fazla. Fazla alıyor. Değil mi? Altını üstünü doldurunca. Olsun. Evet. Helal olsun. Helal ol, hoş olsun. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Pilavımızdan da çok az bir şey kalmış böyle. Yendi yani. Ziyan olmadan hiçbir şey. O zaten ziyan etmemek önemli. Bereketli oluyor. Bak küçük tencerelerde yaptım. Bak pilav olsun, çorba olsun. Dolmayı da böyle bir paşet pişirdim. Hep yetti yani. Hep sofraya ikişer tabak koyduk. Yiyenler aldı herhalde tabaklarını. Burada öyle yaptılar çünkü. Ben yer sofrası koyacaktım. Yengem de dedi ki bunda yeriz, bu yeter kızımıza dedi. Şimdi hep herkesin bacakları ağrıyor arkadaşlar. Herkese bir ayak ağrısı, bacak ağrısı. İşte. Merhaba, yaşandıkça ya bacağın ağrır, ya ayağın ağrır, ya başın ağrır. Değil mi? Bu işler böyle.
Yani. Yaş geldikçe ağır işte, ne yapacağım? Ne yapalım? Bugünümüze çok şükürler olsun. Yani bu gezebiliyorsa buna şükür. Evet. Şu çayı doldurayım ya. Doldur. İç çayını. Çaysız kalma. Kalır mıyım çaysız? Evet, soba yanıyor. Sobanın üstünde demleyik. Şükredim şükredim. Tatlı filan getireyim mi? Yiyecek misin? Melek diyor. Valla bir tabak tatlı yedim kendim sahte diyor. Tatlı filan yemiyorum daha diyor bana. Ne bir tabağı yedim. Bir tabağı yakın. İki tabağı yakın tatlı yedim ya. Bunun tabağı çok da büyük ya şurba ya. Melek çay. Ben daha almayacağım şu çay. Almayayım mı? Yok. Tamam. Bu benim ikinci bardağım. Çiğdem bulaşıkları yıkar mı? Biz içtik burada çayı. O kaldırmadı ben ayağı. Allah razı olsun. O da bana bir yenilik oldu sanki böyle. Melek Hanım. Sunay mı var? Sunay aradı. Ha, ver bakayım. Buyur. Alo. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun bacı? Ben telefonum videoda, gülüm beni. Ne yapayım da çek yapayım, ne çek yapayım videoda? Ben bugün misafir aldım mıyım ha? Kim aldın ha? Kim aldın? Selahattin amcam vardı. Çiğdemler vardı işte. O çorapta bizim fikriyeler vardı. Baya misafir. Sabri vardı. Öyle iki sofra kurduk. Büyük sofra bayanlar yaptık. Mutfakta küçük masaya bayanlara oturduk işte biz. O diye de erkekler koydum. Çiğdem'in çocukları vardı. Öyle. Öyle bir şey. Azdan bir hazırlık yaptım öyle az yine. Olsun. Yapmışım sen yine döktürmüşsündür. Döktürmüşsün derken işte nohutlu şey nohut pişirdim. Mercimek çorbası, pilav, dolma, salata, evet, tatlı, cacık. İyi yapmışsın da yine daha ne olsun? Yaptım ben onları yaptım canım benim. Sen videoda bir de fındık mındık kırıyordun. Ne yaptın? Bir şey mi yaptın yoksa? Tatlı yaptım onunla. Rasiye ile tatlı yaptık ona. İşte iftarcılarım için bir tabak yaptım öyle. İyiymişim. Onu çok çok beğendiler. Güzel olmuş dediler. İyi ya. Afiyet olsun. Gel yine senden de yaparım. Sağ ol canım. Yaparız ya. Ben de yaptım ya. He. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın da? Nasıl olayım? İdare edeyim işte. Çok şükür. Sesin iyi geliyor ama. Sesim iyi, evet. He. Rahatsızlığın ilaçlarını kullanıyor mu? Kullanıyorum, kullanıyorum. İlaçlarını kullan, dikkat et. İnşallah. Sağlığın çok önemli. Önemli de işte. Ne yapayım? Kullanıyorum abla. Ne yapayım işte. Kendine dikkat et yani. Elime geldi oradan yapıyorum. İdare edeyim işte. Sunay da baya bir rahatsız oldu arkadaşlar. Ben videolarda bahsetmedim ama hiç. Gerçekten çok bir baya bir rahatsız oldu. Doktora falan gitti. Evet. İlaçlarını kullanıyor şu an. Hem tansiyon çıktı Sunay'da. Midesinde işte mikrop varmış midede. Yemek yiyemedi. Yine baya bir sorunları vardı. Ben videolarımda demedim ama. Burada da öyle sordum şimdi Sunay'a. Sakıncası yok değil mi Sunay'ım? Yok be estağfurullah. Hastayım da. Hastanın ne sakıncası? Yani. Ne yani sağlayacağım hastalığımı şeyini? Evet. İnşallah yok ama sesin iyi şimdi maşallah. Sesin iyi geliyor. Sesim iyi işte. Başım çok ağrıyor ya. Tansiyon olayım. Üşüme yapıyor be. Tansiyon çıktı bir de Sunay'da. Şimdi Dahliye'ye gidecek. Ayın kaçındaydı randevu? 27'si. 27'sinde de yine bir doktora daha gidecek. Ama midesinde bir şey çıkmamış. Ona çok sevindim arkadaşlar. Gerçekten midesinden rahatsız olduğu için bayağı bir şey yapmıştım. Ben annemizle satayım. Mide kanserinden öldü bizim annemiz. Vefat etti. Ay dedim sonra dedim Sunay dedim bir de annem gibi mi olacak acaba? Sunay'a bir şey demedim tabii. Sonra konuştuk ondan onu da. İyi haberini aldıktan sonra Sunay dedim. Ben çok korktum ya dedim. Hani anam gibi olur falan diye dedim. Abla dedi benim de aklıma geldi aynısı dedi bana. Geldi mi Sunay'a sen? İlahi ben diyemiyorum. Anam neden öldüyse ben ondan ölürüm diyemiyorum.
Vay be. Rabbim bilir onu canım benim. Öyle düşünme. Ama sen iyi haberini alayınca yemin billah dünyalar şimdi benim oldu bak burada. İnşallah. Böyle derin bir nefes aldım. Geçer geçer ilaçlarına sen devam et. İlaçlarına güzelce devam et. İnşallah geçecek. Ondan sonra Allah'ım şifasını da verecek. Aha bayrama da ne kaldı şurada? Gitti. Ramazan da gitti. Gitti ya. Bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı. Sen de ondan sonra... İşte ben dediğim gibi olmadı. Ramazan tutamadım fazla. Gülüm olsun sen sağlığın. Yani Sunay bir gün orucunu yemiş insan değildir arkadaşlar. Ama bu sene de hastalık çıktığından dolayı, rahatsızlığı olduktan dolayı bayağı bir rahatsız oldu Sunay. Orucunu da tutamadı zaman zaman. Dedim üzülüyor, tutma dedim. Ne yapacaksın gülüm? Sağlık önemli. Yani olsun he. Yaşar, solunum sağlanırsa inşallah. İnşallah. Sağlığın iyi olsun da tutarsın ileriki zamanlarda. İnşallah. Evet. Böyle işte. Siz daha ne yapıyorsunuz? Bu işiniz bitti mi? Sunay evimiz üstü çok güzel oldu. Evet, güzel. He, valla şapı kaldı işte atılacak. Ondan sonra artık mutfak da olabilir. İşte banyosu yapılacak. Parkesi döşenecek inşallah hayırlısı yine. Yavaş. Gördüm, güzel olmuş. Yani glamur attı. Evet, bugün bitirdi işte çocuk boyasını bilen yaptı. Bitirdi gitti bugün. Ama çok güzel yaptı. Aşkım tanıyor mu diye sordun. Ha tanıyor mu? Tanıyor. Tanıyor. Benim arkadaşım diye. Tanıyor. Onlar arkadaş açtım ben ya. Öyleymiş. Öyleymiş evet. Onların da iftarcısı varmış bu akşam. Tuttu da abla bu akşam bize gel. Oğlum dedim bizim de iftarcımız var bu akşam. Ben de misafir alayım dedim. Şimdi gelemem. Nasıl olmaz? Olmaz ya. Şimdi çok da çok da cana yakın bir çocuk. Ben annesi ben tanımıyorum. Ben tanıyamam annesini tabii. Çok cana yakınlar. Tanıyamam. Öyle işte. O zaman nasip olursa gidersin, başka zaman gidersin. İnşallah sen gelince gideriz beraber bayramdan sonra. İnşallah. Şimdi ben İnşallah. Oruç oluyor. Mesela ben bazı kere yediğim günler de oldu Sunay. Ben de yedim bazı. İnsan tutacağım diye bir şey yok yani. Evet. Ondan sonra oruçlu olduğum günler de oldu. Tabii çoğunu tuttum Allah'ıma çok şükür olsun yine. İyi tuttum yine bu sene. İyi, evet tuttum. İyi, Rabbim müsaade. Gücün yettikçe tut. Aynen Rabbim müsaade ediyor sürece. Tabii ki. Seni evcim evcim o da var yani gayet seni Ramazan'da. Aynen. Eniştemi de çağırdı da gelmedi. Ne gelecek de gideceğim dedi. Gelmedi. Gerek ne bileyim ben olsun. O dedi saat 5 gibi çağır küçük yavaş yavaş giderim diyordu. He gelmedi işte. Ha böyle dedi ben konuştum senden sonra onunla. He konuştun mu? He konuştu. He. Arayayım işte. Ben o arayayım benim. Ben tabii ki. Ya. Tabii ki ararsın. Aramayınca bulmam. Her gün ararım ben onu. Az kaldı zaten bayramdan sonra da gelirsin Allah'ın izniyle. Bayramdan sonra geleceğim de hemen gelemem işte. İnşallah. Hayırlısı olsun da gelsin de. İyi. İyi abla. Oldu. Can var mı? Sen varsa söyle gülüm benim. Sesin de iyi geldi. Ben de iyi valla. Canım sağ ol. Bir şey demiyorum. Oldu. Sen söyle. Çocuklara selam söyle. Hayırlı akşamlar diyeyim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sen izleyicilerimize bir şey dersen sen söyle. Ne diyeyim? Hep selam olsun burada. Selam söyleyeyim onlara. Onlar da tanıyan arkadaşlar tabii ki telefon numarasını arayan da sağ olsun aramayan da. Ay canım benim sağ ol Allah razı ol. Tamam gülüm hayırlı akşamlar. Sağ ol hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Oldu. Gittiler misafirlere? Gittiler kimse yok. Enişte annem biz yok. He namaza gitmişler şimdi. Yok burada kıldılar. He kıldılar mı? Bizde kıldılar he her şeyle. Ottular çaylamışlar namazını kıldılar. Bayağı bir ottu. Ondan sonra onlar da yolcu ettik. İnşallah da beraber de çay aldık dedim. Azıcık oturalım içelim. Çiğdem de bulaşıklarımı bilen hep yıkadı. Sadece çay bardakları kaldı bana. Olsun yaparım.
Ha. He, yaptı, Allah razı olsun. Hiç yapmaz, öyle oturmaz. Aynen, yaptı yaptı. Değil mi? Bilirim ben. Evet. Oldu gülüm. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Selam söyle çocuklara, bilen hepsine. Aleyküm selam. Sen de selam söyle soranlara hep. Aleyküm selam. Onlar seni duydular sahte arkadaşlar. Duysunlar. Tamam. Canlarınız olsun herkese. Allah razı olsun. Arıyorlar, soruyorlar. Evet. Tamam. Tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar Sunay Hanım. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Al telefonu. Arkadaşlar arıyorlar değil arkadaşlar. Şimdi tabii ki Sunay'ın numarasını isteyenler oldu hep. Ben verdim burada. Görüştü sizlerle mesela izleyicilerimizin çoğu oyununda Sunay'da görüşüyor aynı. Konuşuyorlar da arıyorlar da. Allah razı olun hepinizden. Allah'ım ne dileğiniz varsa kabul etsin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sunay'ın sesini de böylece duydunuz. Sunay'ın hasta olduğunu ben söylemedim ekranlarda. Sunay buradan gittikten sonra işte bir 10 gün sonra hep rahatsız oldu. Buradayken de rahatsızdı zaten. Geçen seneden de var bunda o rahatsızlıkta. Böyle zaman zaman karnı ağrıyordu onun. Onda bir karın ağrısı vardı işte. Ben de ona dedim Sunay bak senin karnın değildir, midendir diyordum ona. Yok abla benim karnım ağrıyor diyordu işte. İnsan da işte sağlığımıza dikkat etmiyoruz ya. Bu da gitgide çoğaldı tabii bunda. Bir de oruçla da başladı yine. Sayı düştü. Hep başım ağrıyor diyor ama başının da niye ağrıdığını bilmiyor. Bir bakıyor ki doktora gitti sağlık ocağına. Hemen dil altı falan vermişler buna işte. Tansiyonu çıkmış 16'ya falan. Başı da ondan ağrırmış. Sonra midesinden işte randevu aldı, doktora gitti. Midesinden de randevu sırası geldi. Muayenesini güzel oldu, tahlilleri yapıldı. Midede mikrop varmış yani. İnşallah onda ilaçlarını kullanıyor. Rabbimin izniyle herkes sağlığına kavuşsun arkadaşlar. Kimse Allah'ım dert vermesin. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Rabbime emanet olun.